Haklısınız Cengiz Bey. Ben de bu yabancı doktorlara verilen çalışma izniyle ilgili... Benim annem öldü. Daha ayrıntılı çalışma yapılmasını... Affedersiniz, kapatmam gerek. Benim annem öldü. Benim annem öldü. Benim annem öldü. Söyle bakalım, bir yerin acıyor mu? Annen nerede? Benim annem öldü. Sırma! Nereye kayboldun sen kaşla göz arası böyle? Daha dikkatli olmanız lazım. Başına kötü bir şey gelebilirdi. Doktorlardan korkuyor. Hastaneye zor sokabildim. İşlemleri yapayım derken de gidivermiş yanımdan. Siz annesi misiniz? Yo, ben... Sırma! Kaç gündür böyle? Ateş gibi yanıyor çocuk. Halsiz, yemiyor, içmiyor da. Neyi var doktor? Aferin Sırmacığım. Sen çok uslu bir kızsın. Ödül olarak ne istersin? Rahmetli ablam ve kocası 2 ay önce trafik kazasında öldü. Zavallıcıklar, 4 kardeş yetim kaldı. Ablamın hatırına Sırma'ya ben bakıyorum. Diğerleri erkek. Onları yurda verdik. Hastaneye getirmek için niye bu kadar beklediniz? Kusmasını, yemek yememesini filan başta üzüntüden sandık. Çok acı çekti çocuk. Ana babası yetmezmiş gibi kardeşlerinden de ayrıldı. İnanmazsınız, kazadan beri kimseyle tek kelime konuşmadı. Benim annem öldü. Ağzında bir tek bu. Ah canım ablam. Çocuklarına bakmaya, öpmeye kıyamazdı. Şimdi şu hallerini görse. Üzülmeyin. Sırma için elimden geleni yapacağım. Hemen periferik soğuk uygulamaya başlayın. Bir tane de parasetamol süpozitüvar verin. Tabii efendim. Yükseldi. Parasetamol en son ne zaman verildi? Yaklaşık 2 saat önce. Hala aynı. Sedim ve SRP için kan alınsın. Soğuk uygulamaya devam edilsin. Dantrol en sodyum getirin. Acele edin. Febril konvizyon geçiriyor. Dayan Sırma. Nerede kaldı bu?
Levent Bey, elimizdeki dantrolle sodyum ihtiyaç için ameliyathaneye verilmiş. Hemen getiriyorlar. Ailesinden haber var mı? Ne yazık ki yok. Bence teyzesi geri gelmeyecek. Küçücük bir çocuğu bırakıp gitti mi yani? Evet. En kolayını seçti. Kim bilir neden? Daha fazla bekleyemeyiz. Bir an önce ameliyata almalıyız. İnterhemisferik yaklaşımla tümör eksizyonu, daha sonra da tört ventrikülostomi yapacağız. Böylelikle hidrosefalesi de düzelecektir. Küçücük bir kız tehlikeli bir ameliyata giriyor. Ama onun için dua edecek, korkma diyecek, ona sarılacak hiç kimsesi yok. Bu kocaman hayatta yapayalnız. O yalnız değil, biz yanında olacağız. Doktoru olarak. Aynı şey değil. Sen de biliyorsun. Bu yaşında onu her türlü acıyla cezalandıran dünyaya karşı daha ne kadar direnebilecek ki? Bu haksızlık. Hadi gel, ona korkmamasını, iyileşeceğini söyleyelim. Sırma iyi değil mi? İyileşecek. Keşke siz de yanında olsaydınız. Ben Levent Bey'i çağırayım, o size durumu açıklar. Gerek yok. Ben Sırma'nın eşyalarını vermek için gelmiştim. Birkaç parça gece koydum çantaya. Nasıl yani? Ona daha fazla bakamam. Kocam istemiyor. Yurda kardeşlerinin yanına bırak dedi. Vicdansızmışım gibi bakma bana. Ben çaresizim. Asıl çaresiz olan Sırma. Hastane için. Bu yetmez biliyorum ama verebileceğim başka hiçbir şeyim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.